Dağlarla çevrili Kafkasya'da kadim bir bölgedeyiz. Burası bin yıllardır Kabardey Çerkezleri ve Balkar Türklerinin yaşadığı Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da Terek Irmağı Havzası'nda uzanan kadim bir bölge. Doğusunda Kuzey Ossetya, güneyinde Gürcistan, batısında Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ve kuzeyinde Stavropol bölgesi bulunur. Başkenti Nalçık. Yüz ölçümü 12.500 km². Nüfusu 1 milyon. Coğrafi açıdan 3 bölgeye ayrılan Cumhuriyet, Büyük Kafkas Dağları'nın muhteşem uzantılarıyla süslü. Zirveleri her daim karlarla kaplı bu dağların en yükseği 5.642 metre ile Elbruz Dağı. İsviçre Alplerini aratmayan bu güzelliğe ve el değmemiş bir tabiata sahip olan bu bölge, ırmakları, gölleri ve zengin bitki örtüsüyle Kafkasya'nın en bakir yerlerinden. Yazları bahar havasında geçen yüksek dağların etekleri, kışın neredeyse eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuklar hakim. Kabardey Çerkezleri ve Balkar Türklerinin bir arada yaşadığı özerk cumhuriyetin %95'i Müslüman. Cumhuriyette ayrıca Ruslar, Abhazlar ve diğer Kafkas kökenli halklar yaşıyor. 1921'de Sovyet idaresi altında otonom bölge olarak kurulan cumhuriyet, 1936'da cumhuriyete dönüştürüldü. Sovyetler Kafkasya'da bu bölgeye büyük önem veriyordu. Çünkü geçiş yollarının tam da kesiştiği stratejik bir yerde bulunuyor. Bölge ve burada yaşayan halklar, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle izole edildi. 1944 yılında burada yaşayan binlerce insan toplu olarak Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün edildiler. Bu korkunç olaydan hemen sonra bölgenin demografik yapısı tamamen değiştirildi. Hatta bir ara cumhuriyet lağvedildi. Sovyet lideri Kuruşçev, strateji gereği 1956'da mazlum halkların yurtlarına dönmesine izin verdi. Ancak pek çoğu geri dönüş yolunda dondurucu soğuklara yenik düşerek hayatını kaybetti. Bu trajedinin ardından cumhuriyet yeniden Kabardey-Balkar ismiyle yönetilmeye başlandı. Cumhuriyetin başkenti Nalçik, küçük ama bakımlı bir şehir. Görkemli heykelleri, genç nüfusuyla dinamik bir atmosfere sahip. 150 km² yerleşim alanıyla Kafkasya'daki diğer başkentler gibi oldukça küçük bir saha üzerine kurulu. Şehir adını hemen yanı başındaki Nalçik Irmağı'ndan alıyor. Suyu bereketli bu şehrin ismi doğrudan Türkçedeki nal kelimesinden geliyor ve bir zamanlar at nalı üretimiyle oldukça meşhurmuş. Stratejik öneminden dolayı Rus yönetimi her dönemde bu kente büyük önem vermiş. 15. asırda başlayan Osmanlı yönetimi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla son bulurken, Ruslar bu tarihten sonra Nalçik ve Cumhuriyet'in diğer bölgelerinde hızlı bir yapılaşmaya gittiler. 1917 Bolşevik devriminden sonra önemi daha da arttı. Kafkasya'nın en eski raylı hattı olan Rostov-Bakü demiryolu hattı Nalçik'ten geçecek biçimde inşa edildi. Bu da kentin çehresini büyük oranda değiştirdi. Şehirlerin aksine özellikle nüfusun az olduğu bölgelerde kadim dönemlerden günümüze kadar gelmeyi başaran mescitler dikkat çekiyor. Kerpiçten yapılmak bu güzel İslam mabedi, Kabardey-Balkar Dağları'nın asırlardır
sanki bir cam fanus içinde sakladıkları nadide emanetlerden biri. Kafkas mimarisinin son dönemdeki en güzel örneklerinden olan bu cami, sık sık Müslümanların bir araya geldiği yakın dönemin güzel İslam mabetlerinden. Kabarde Çerkezleri ve Balkar Türklerinin tamamına yakını Müslüman ve Hanefi inancına sahip. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Biz bizi yaradan Allah'a her zaman inanarak yaşıyoruz. Allah'tan imanımızın artmasını isteriz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ailesine, ehli beytine, sahabelerine dua ederiz. Ve elhamdülillah diyoruz ki şu anda ülkemizde dinimizi istediğimiz gibi serbestçe, rahatça yaşayabiliyoruz. Biz tüm dünyadaki insanları bizim ülkedeki gibi bir arada barış içinde yaşamaya davet ediyoruz. Devlet başkanımıza inançlarımızı yaşamada gösterdiği kolaylık ve yardımseverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Rusya Federasyonu'nun birçok yerinde Müslümanlar yaşıyor. Bizler kenarda, köşede kalmayalım diye, halk dinini yaşasın diye ilgi gösteriyorlar. Aynı şekilde bugün biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde de birçok Kabardey, Adıge, Çerkez yaşıyor. Sizin aracılığınızla onlara çok çok selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'deki kardeşlerimizle aramızda büyük bir bağ var. Sizin Dinişleri Bakanlığınızla bizim çok ciddi temaslarımız var. Hükümetler arası ortak çalışmalarımız var. Türkiye'ye gittiğimde sizin Diyanet İşleri Başkanınız Mehmet Görmez'le de görüştüm. Bize her konuda Türkiye'nin çok ciddi katkıları oluyor. Talebelerimiz buradan ülkenize ilim tahsil etmeye gidiyorlar. Tüm Türk halkına ve Adıgeler, Kabardeyler, Çerkezlere selamımızı gönderiyoruz buradan. Dostluk içinde yaşayın. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimleri kazandığı için tebrik ediyoruz. O büyük bir lider. Rusya Müslümanları onları çok seviyor. Geleceğiniz daha da güzel olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı ve жителям всей Турции. Günümüzde Kafkasya'nın bu güzel bölgesinde hoşgörü hakim. Özerk Cumhuriyet'in önemli nüfus gücünü oluşturan Kabardey halkı, köken olarak Doğu Çerkezlerinin en büyük kolu. Bir zamanlar Kuzey Kafkasya'daki en büyük etnik grubu oluşturan Kabardeyler, bugün Kuzey Kafkasya'da 4 ayrı bölgede, Karaçay, Çerkesya, Adige, Apasya ve Krasnodar bölgelerinin farklı kesimlerinde yaşıyor. Büyük bir bölümü ise 1864 yılında yaşanan Büyük Çerkez sürgünü sonucu dünyanın farklı bölgelerine dağılmış durumda. Nüfusunun büyük kısmı Müslüman olan Kabardeylerin İslamiyet'le tanışmaları Kırım Tatarları ve Osmanlı Devleti aracılığıyla gerçekleşir. Özellikle 17. ve 18. asırda İslam dini tüm engellemelere rağmen baskın bir şekilde bölgede yayıldı. Bugün Kafkasya'da Mezdok bölgesi Kabardeyleri hariç tüm Kabardeyler Müslümandır. Zengin bir kültüre ve folklore sahip bu kadim halkın dansları da bir o kadar etkileyici ve naif. Bin yıllar öncesinden gelen kadim gelenekler özellikle folklor gösterilerinde zirveye çıkar.
Tıpkı Çerkez danslarında olduğu gibi Kabardey halk oyunlarında da gençler oyunlara küçük yaşta gözetmenleri eşliğinde hazırlanırlar. Kafkasya'da yaşayan akrabaları diğer Çerkez halklarından farklı olarak davullarıyla ön plana çıkan Kabardey folkloru hareketli ritmiyle batı bölgelerinden farklılık gösterir. Tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi orkestranın ve solistlerin kişisel hünerleri müziğe kolektif bir ruh kazandırır. Ben çocuk grubunda 20 yıldır çalışıyorum. Şimdi sizlere tüm Türkiye halkı için bizim doğduğumuz yere ait dağlarımızın, örf adetlerimizin güzel bir şarkısını söyleyeceğiz. Terika şehrinin Zaçi Kültür Merkezi'nin başkanıyım. Bu baysa bizim kadim dostumuz, arkadaşımız Oleg. Zamanımız kültür merkezinin içinde geçip gider. Özerk Cumhuriyet'in diğer önemli nüfus gücünü oluşturan Balkarlarsa en eski Türk kavimlerinden. Kafkasya dağlarından Azerbaycan'a, İran işlerine hatta kuzeyde Astrahan'a kadar olan bölgeler Balkar Türklerinin vatanı olarak bilinir. Özerk Cumhuriyet'te 250 bin dolayında Balkar Türk'ü yaşıyor. Konuştukları dil Kıpçak Türkçesinin en güzel şivelerinden. Selamun aleyküm, hürmetli Türklü karındaşlarımız. Sizge ulu Malkar'dan hürmetli salam civereme. Hürmetli Türk kardeşlerim, ben Mansur Yulbaşoğlu, halk sanatçısıyım. Dünyada Türk kardeşlerimiz var olsunlar. Sizler var oldukça biz de burada çok çok mutlu oluyoruz. Bizler aynı soydanız. Sizler geldiniz, beni buldunuz. Birbirimizi daha önce hiç görmedik ama hiç yabancılık çekmedik. Çok iyi anlaştık. Bugün bizler temiz topraklardan gelen siz hürmetli kardeşlerimizle beraber olduğumuz için sevinçliyiz, çok mutluyuz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Uğurlu Balkar Türklerinden çok çok selamlar gönderiyoruz. Uğurlu yaşağız, nasiplı turuğuz. Bütün Balkar milletten sizge
hürmetli salam jibereme. Sizge de bir jır da aytayım. Oğurluz aşağız. Bitim sana men jır etene. Maktan sözü bile erkel etene. Sügü jürtümde jaşap çakıradı alıra. Tan bozara kara çay maktarda. Kıpçak dili, Türk dillerinin en yaygın ve en eski olanlarından. Hali hazırda yeryüzünde 30 milyondan fazla insan bu Türkçe ile konuşuyor. Avrupa, Kuzey ve Orta Asya, Kafkasya, Sibirya ve Kırım, Kıpçak dillerinin konuşulduğu bölgelerin başında gelir. Başka bir deyişle Kumanlar, Peçenekler, Karaçaylar, Kumuklar, Musevi inancına sahip Karaimler, Başkurtlar, Kırım Tatarları, Nogaylar, Kazaklar, Karakalpaklar ve Kırgızlar Kıpçak Türkçesinin farklı lehçeleriyle konuşurlar. Gelemezsin izde körmemem, körmesem canlarıma ölürmedim. Gelmedin körmedin aytkın jirgem, sonra nega aytkanın gelirmedim. Süyerik ne, süyerik ne, süymesem de süyerik ne. Süymekliğim tot bulgandı, yatılır çabuk bulgandır atılıp, jüreğine tiyerik ne. Süymekliğim tot bulgandı, atılır çabuk bulgandır atılıp, jüreğine tiyerik ne. Peki, Kıpçak Türkçesini konuşan bu insanların kökeni nereden geliyor? Milattan önce 2. asırda Tanrı Dağları ve Altay Dağları arasında bulunan Çungarya Havzası'nda, yani meşhur ismiyle Ötüken'de yaşayan Buğsunlar, 10 asır sonraki Kıpçakların en eski ataları. Buğsunlar, milattan önce 220'li yıllarda bölgelerinde büyük bir güç oldular. Kıpçaklar, Türklerin yeryüzüne çıktığı ilk yurt olan Ötüken'den Karadeniz'in kuzeyine kadar ulaşmayı başarmış çok kadim bir Türk kavmi. Güçlü kültürleri ve geniş nüfuslarıyla Kuzey Karadeniz'i yurt yapan Kıpçaklar, Avrupa'da 250 yıl hüküm sürdü. Moğollara kafa tutan yegane savaşçılar oldular. Güneyde Arap topraklarına kadar ilerlediler. Kıpçak savaşçılarından Turan Şah, 1250 yılında Memluklu Devleti'nin hanı olmuş, Eyyubi Devleti'ne son vererek Arap alemine seferler düzenledi. Bir başka Kıpçak beyi Gıyasettin Balaban ise 1266 yılında Delhi Sultanlığı'nı ele geçirdi. Tarihi geçmişi böylesine kadim olan Balkar Türklerinin elbette ki folkloru bir o kadar güçlü ve sağlam. Özellikle sözlü halk edebiyatı gerek şekil itibariyle gerekse muhteva bakımından oldukça zengin. Malkara uzunluğunda
Adamlar yaşa başlagalı. Bizim tarihçilerimize göre üst Balkarlar 3500 seneden beri var olmuş. O günden bugüne bu bölgede iyi kötü şeyler yaşanmış. Kötüden kastımızı anlamışsınızdır. Savaşları kastettim. Bu sebeple insanlar kendilerini korumak amacıyla birçok yapılar inşa etmişler. Üst Balkarlar'da Orta Çağ'dan beri hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmışlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında buradan 1500 askerimiz savaşa gitti. Ama 835'i dönmedi. Giden askerlerimiz büyük kahramanlıklar gösterdiler. Bölgemizden büyük insanlar çıktı. 6 profesör, 15 doktor. O zamanlar bilim insanları sadece Moskova çevresinden çıkardı. Bu bizim için gurur vesilesidir. Burada 4 okulumuz var. Hastanelerimiz, hidroelektrik santrallerimiz var. Kısacası güzel yaşamak için ne gerekiyorsa çok şükür bölgemizde mevcuttur. Postanelerimiz çalışıyor. Toplu ulaşımda problemlerimiz olmuyor. Zaten nüfusumuz da azdır. Çocuklarımızın hepsi eğitim alıyor. Bizler her zaman ileriye ve ilerlemeye bakıyoruz. Hepimiz dostluk içinde yaşıyoruz. Koptavlu adamla başka ille barıp, ille kurup yaşamak istediler. Kalın keçeden yapılmış bu giysi tüm Kafkas halklarının ortak mirası. Dağıstan'dan Çeçenistan'a, Adıge'den Azerbaycan'a, Kafkasya'nın her bir ilinde dağlıların giydiği çok özel bir giysidir. Kafkas halk dansları asırlardan bu yana Kafkasya insanının günlük yaşamında önemli yer tutar. Düğünlerde, bayramlarda, şenliklerde günlük yaşamın bir parçasıdır. Kafkas halk danslarında Kafkas insanının kadına olan saygısından savaştaki kahramanlığına kadar bütün karakteri görülür. Ciddi, gururlu ve dengeli hareketler bu vakarın en büyük şahidi. Balkar Türklerinde de folklor hayatın en önemli renklerinden. Cesur erkekler, zarif kızlar, rakslarını icra etmek için sabırsızlanırlar Balkar yurdunda. Zengin kültürü ve köklü bir geçmişi olan bu bölgenin elbette ki mutfağı da bir o kadar çeşitli ve leziz. Dağ eteklerinde tabii yollarla elde edilen besinler, emektar maharetli ellerde eşsiz lezzetlere dönüşür. Dağlardan toplanan binbir bitkiden harmanlanmış, özel karışımlarla hazırlanan unlu yiyecekler oldukça revaçta. Zirveleri yaz kış karla kaplı dağların yamacında, kadim dönemlerden kalma envai türde aşlar, sıcak lavaşlar pişirilir.
tınlık köp milletle eterge küreşeli. Alay düz bizde tavladatsa, malkarladatsa hıtın köp zerde bolmaydı. Bu bizim milli yemeğimiz hıtın. Hıtının iki çeşidi vardır. Şimdi sizlere etlisi ve patateslisi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Hıtının en baş malzemeleri un, su, et ve tuzdur. Malzemeleri karıştırdıktan sonra 5 ila 10 dakika bekletip hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi yuvarlak şeklinde ele alıyoruz. Şekil verip içine et koyuyoruz. Bu gördüğünüz dışı, bu da içidir. Malzemesini içine koyup yuvarlayarak kapatıyoruz. Hazır hıtını kuru, iyice ısıtılmış tavada pişireceğiz. Hıtınımız piştikten sonra üzerine sarı yağ döküyoruz. Bu hıtın bizim millet tavuğu aşımızdı. İşte bu bizim milli yemeğimiz hıtın. Hoş geldiniz bizim yurdumuza. Milli yemeklerimizle sizi misafir etmeye her zaman ve her yerde hazırız. Hoş geldiniz bize. Sizler şu anda Kadar Bey Balkar Ulusal Müzesi'ndesiniz. Müzemizi insanlar büyük bir merakla, ilgiyle ziyaret ediyorlar. Gelenler, Kadar Bey Balkar Cumhuriyeti'nin nasıl bir yer olduğunu, halkımızın hangi kandan olduğunu öğrenirler. Giysilerimiz, örf adetlerimiz, geçmişimiz, şimdiki zamanımız ve geleceğimizle ilgili tüm merak edilen sorular müzede cevabını fazlasıyla bulur. Ötüken'den başlayan Kıpçak serüveni bugün heybetli Elbruz Dağı'nın eteklerinde folklorla, Balkar türküleriyle devam ediyor. Kafkas namelerinin her birinde Kıpçakların sırlı tarihi dile gelir. Ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti bu sırlı geçmişin Kafkasya'daki en önemli duraklarından sadece biri.